Boşuna çekilmedi buncağcılar İstanbul. Bekle bizi. Büyük ve sakin Süleymaniye'nde bekle. Parklarınla, köprülerinle, kulelerinle, meydanlarınla. Mavi denizlerine yaslanmış beyaz tahta masalı kahvelerinde bekle. Ve bir kuruşa yeni hayat satan tophanenin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan kirli çocuklarınla bekle bizi. Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden geçişimizi. Bekle dinamiti tarihin. Bekle yumruklarımız haramilerin saltanatını yıksın. Bekle. O günler gelsin İstanbul. Bekle. Sen bize layıksın. İstanbul. Beklerken neler oldu? Olanları nasıl gördü? Olanların anlamı neydi? Ya tanıklığın? İstanbul. 24 Nisan 1915'te tutuklanıp sürülenleri, öldürülenleri gördü mü? Ermeni halkı binlerce yıldır yaşadığı yurdundan Osmanlı hükümeti kararıyla sürülerek büyük oranda imha edildi. Hem İstanbul hem de Anadolu eksildi. Halkları da. Eksilmeyi bekliyor muydu? Beklemek? Beklemek ne anlama geliyor? Neye dönüşüyor bekleyenler? Ya İstanbul? İstanbul. Tarihinde, belleğinde, teninde, ruhunda acıları, işgalleri, soykınları taşıyan şehir. Bu programda Osmanlı'nın İttihat ve Terakki hükümetinden bu yana Ermenilerin de kadim şehirlerinden olan İstanbul'dayız. Soykırımın izdüşümlerine bir insan yaşamının penceresinden bakmaya çalışacağız. Bu kadim coğrafyada soykırımın, katliamın, sürgünün nesnesi olmak ne anlama geliyor? Ergenekon, Bozkurt, Talat Paşa. Soykırım bitti mi? Unutulabilir mi? Soykırımın tanıklığının travması atlatılabilir mi? Günümüze hangi biçimlerde yansıyor? Bunlar ve daha pek çok sorunun cevabını birlikte arayacağız. Söz ve Yaşam programına hoş geldiniz. Programımızın ilk bölümünde Agos gazetesinin bulunduğu sokaktayız. Burası aynı zamanda Ergenekon mahallesi. Bugünkü konuğumuz Agos gazetesi Ermenice editörü sevgili Pakrat Estukyan. Bu programda devlet faşizminin, katliamların, insan yaşamlarındaki öykülerine odaklanmayı amaçlıyoruz. Ve tek tek insan yaşamlarında bu olaylar nasıl temsil ediliyor? İzdüşümleri nelerdir? Nasıl hayatlar yaşanmakta? Bunların etkileri bir kişinin ömrüyle mi sınırlanıyor? Yoksa kuşaklar boyunca aktarılıyor mu? Ve nasıl aktarılıyor? Nasıl temsil ediliyor? Bunlara bakmayı amaçlıyoruz. Evet, şimdi Agos gazetesine geldik. Burası Anarat Hutyun binası. Daha evvel bir ilkokul olarak kullanılmaktaydı ve köklü bir restorasyon sürecinin ardından hem Hrant Dink Vakfı'na hem de Agos gazetesine ev sahipliği yapmakta. Merhaba. Bugün sevgili Pakrat Estukyan'la bir söyleşimiz var. Onun için gelmiştik. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Agos gazetesi Ermenice editörü sevgili Pakrat Estukyan. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Öncelikle. Şu an bulunduğumuz bina Anarat Hutyun binası. Evet. Daha evvel bir ilkokul olarak kullanılıyor idi. Büyük bir restorasyonun ardından şimdi Hrant Dink Vakfı'na ve Agos gazetesine ev sahipliği yapıyor. Doğru. Bu binanın bir hikayesi var. Kısaca bizimle onu paylaşabilir misiniz? Evet. Dediğiniz gibi burası uzun yıllar bir ilkokul olarak faaliyet gösterdi. Aşağı yukarı 18 yıl kadar önce öğrenci azlığına bağlı olarak kapandı. Epeyce bir süre öyle altın kaldı. Neden öğrenciler azaldı? Öğrencilerin azalmasının birkaç faktörü var. Öncelikle şu anda İstanbul'da şundan bahsetmekte fayda var belki de. 17 tane Ermeni okulu var.
Bu 17 Ermeni okulunda da yaklaşık 3000 öğrenci var. Daha önce mesela 8 yıllık kesintisiz eğitime geçmeden önce bu sayı 5000'di. Bir yandan nüfusta bir azalma var, bir yandan da birçok Ermeni ailesi çocuğunu özel okullara, kolejlere falan gönderme tercihinde bulunuyor. Bu bizde bir öğrenci azalmasına yol açıyor. Yanı sıra demografik faktörler de var. Şehir içerisinde insanlar 10 yıllar zarfında belli semtlerden başka semtlere göç edebiliyorlar. Örneğin Kumkapı'da çok daha yoğun bir nüfus varken yüzyılın başlarında 1950'lerden sonra 60'lı yıllardan itibaren Kumkapı'da bir azalma görüyoruz. Aynı şeyi Samatya'da gözlüyoruz. Peki. Bakırköy'e doğru bir yayılma, Feriköy Kurtuluş tarafına doğru bir yayılma. Bu türden göç dalgaları halen sürüyor. Örneğin Ulus'ta da artık bir popülasyon var. Ne bileyim şehrin farklı semtlerinde de insanlar belki de bir kısmı gelir düzeylerinin yükselmesine paralel olarak semt değiştiriyorlardır. Bunlar bazı bölgelerdeki okulların öğrenci sayısının da değişmesine yol açıyor. Boğaz hattında mesela Beşiktaş'ta geçmişte bir okulumuz vardı ama bugün Beşiktaş'ta yerleşik olarak yaşayan çok az Ermeni aile var. O yüzden de okulu kapandı. Evet, bu ilkokul idi bu bina. Evet. Ve şu an hem vakfa hem gazeteye ev sahipliği evet. yapıyor. Kiracıyız burada. Evet. Okul vakfının kiracısıyız. Bu Anarat Huutyun ne anlama geliyor? Anarat Huutyun sözcük olarak Bakire Meryem'i tanımlayan bir isimdir. Bakire Meryem'i tanımlamak için bir sürü sıfat tanımlanır. Bunlardan birisi de bu okulun adına da ilham olan lekesiz gebelik. Anarat Huutyun kelimenin tam anlamıyla birebir tercüme ettiğimizde lekesiz gebelik anlamına geliyor. Tam da çocukların o saflık dönemlerindeki durumlarını anlatan çok güzel de bir metafor olmuş. Ama şu anda farklı bir işlevle yaşaması da oldukça anlamlı. Evet ama biz o okulun da geçmişine saygı anlamında kapı girişine sadece Hrant Dink Vakfı veya sadece Agos gazetesi tabelaları koymadık. Aynı zamanda Anarat Huutyun binası diye de bir not düştük ki o hafızaya da ihanet etmiş olmayalım. Sıklıkla hani biriyle karşılaştığımızda hele bu coğrafyada ilk sorumuz hatta adından dahi önce nerelisin sorusu olur. Tabii. Şimdi bu nerelisin sorusunu size sorduğumuzda, sizin atalarınıza sorduğumuzda, yani dedelerinize, anneannenize, büyük babanıza sorulduğunda, anne babanıza sorulduğunda onların yanıtı neydi? Sizin yanıtınız ne? Peki çocuklarınıza bu soru sorulduğunda çocuklarınız yanıtı ne? Şimdi bu tabii çok anlamlı bir soru, nerelisin sorusu. Tesadüfi değil çünkü nerelisin sorusuna gelen cevapla karşınızdakini tanıma tahayyülünüz şekilleniyor. Onun Kürt mü olduğu, Laz mı olduğu, Türkmen mi olduğu, Alevi mi olduğu sorularının pek çoğuna o bir soruyla cevap buluyorsunuz. Biraz daha eksik kaldıysa eğer, karşınızdaki bir il ismi söylediyse neresinden diye soruyorsunuz evet. ki bunu daha da bir teyit edebilirsiniz. Bu sihirli bir sözcüktür. O yüzden tesadüfi değildir adından önce nerelisin sorusunun sorulması insanlara. Onunla bir tahayyül oluşturuyorsunuz. Ha, karşımda şuralı muhtemelen Kürt Alevi ya da muhtemelen Arapça konuşan birisi. Samandağlıyım dediğinde bu adamın evet, artık... Dedeniz, neyiniz bu soruya nasıl yanıt verirlerdi? Dedem, nenem bu soruya çok basit, çok yalın cevap verirlerdi. Muhtemelen öncelikle köy isimlerini söylerlerdi. Çünkü biz bugün 2020 yılında yaşayan insanlar ömrümüz boyunca on binlerce insanla karşılaşıyoruz. Onlarsa belki binlerce ile bile değil, belki yüzlerce insanla karşılaşmışlardı. Onların çok daha sınırlı bir coğrafyası vardı. O yüzden muhtemelen bu nerelisin sorusuna en yaygın olarak öncelikle köy isimlerini söylüyorlardı. Hangi köylerde onlar? Örneğin
annemin annesi için Tamzara'ydı. Tamzara, Şebin Karahisar'a bağlı bir köydür. Şebin Karahisar'a 5 kilometre uzaklıkta. Veya annemin babası için Merik köyüdür. Merik köyü de Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı bir köydür. Babamın babası için Ezvider'dir bu. Ezviderliyim demesi kafiydi. Çünkü İstanbul'da insanlar Ezviderlileri kılık kıyafetinden bile ayırt edebiliyorlardı. 100 yıl önce çok çarpıcıdır bu. İstanbul'da herkes kendi yöresel kıyafetiyle dolaşıyordu. Tabii ki bir elit sınıf vardı, redingot giyiyordu, işte şunu bunu giyiyordu ama sıradan insanlar eğer İstanbullu değillerse kendi yöresel giysilerini giyiyorlardı ve onlardan Kemahlı mı, Harputlu mu, Suşehirli mi, Ezbilerli mi bunların ayrımına varılabiliyordu. Bu bugüne kadar da bazı bölgeler için halen geçerli bir şey. Özellikle Karadeniz bölgesi için. Evet. Karadeniz bölgesinde kadınların başlarına bağladıkları, o bilirsiniz çok renkli, genellikle mor ve bordonun da hakim olduğu çizgi çizgi desenli bir başörtüleri vardır. Onlardan, onun bağlama şeklinden kimin hangi köyden olduğu, hangi memleketten olduğuna dair bile ipuçları çıkabilirdi. Tabii Osmanlı tebaasının her ögesinin farklı bir kıyafetinin olduğu. Evet. Hani bu toplumsal ayrışmanın kimin kim olduğunu tanımanın da yollarından biri bir anlamda. Bir i̇şte bu Cumhuriyet'e kadar da sürmüştü. Cumhuriyet'e kadar da. Peki anne babanız nereli? Anne babam sorusu nasıl yanıt verirlerdi? Muhtemelen İstanbullu derlerdi. Çünkü kendileri hakikaten İstanbul doğumluydular. Ve İstanbul'un yaşam tarzına adapte olmak için de koşullanmışlardı. Bu günlük yaşam tarzından tutun da beğenilerin oluşumuna kadar, mutfak kültürüne kadar etki eden bir şeydi. Peki siz? Ben bu aidiyeti gene atalarıma bağlıyorum. Bana sorduklarında Suşehirliyim diyorum örneğin çoğunlukla. Babamın babasının memleketi. Ne zamandır böyle yanıt veriyorsunuz? Bunun değerini idrak ettiğimden beri. Yoksa ben de babam gibi İstanbulluyum diyebilirdim. Ne zamandan beri bunun değerini idrak ettiğinizi düşünüyorsunuz? 16-17 yaşından beri. Ne olmuştu o zamanlar? Ben solcu olmuştum. Sosyalist olmuştum. Nasıl bir ilgisi var solculukla, sosyalist olmakla, Suşehirliyim demek arasında? Kökeninde bir bağ kurma ilgisi var. Yani biz sonuçta İstanbul bizim şehrimiz değil bilincine bir şekilde ulaşıyorsunuz. Geçmişinizi araştırdıkça, benim babam hiç de geçmişini araştırmıyordu. Benim dedeme sorduğum soruları babam kendi babasına sormamıştı. Evet. Veya annem kendi babasına mesela sormamıştı. Mesela dedenize sorduğunuz sorulardan birini paylaşabilir misiniz? Tabii bir sürü şey. Günlük yaşama dair bir sürü şey. Şunu nasıl yapardınız, bunu nasıl yapardınız gibi. Çünkü onların yaşamı benim ilgimi çekiyordu hakikaten de. Günlük yaşamları, kaygıları, okur yazar olan vardı, olmayan vardı. Neden okur yazar olmadığını merak ediyordum. Bir dedem okur yazardı, öbürü değildi. Ve bana anlatıyordu, diyordu ki ben en büyük çocuktum. Benim tarlada babama yardım etmem gerekiyordu. Benden sonra gelenlerin hepsi ilk mektebe gittiler. Bir tek ben gitmedim, ben cahil kaldım. Okuma yazmam yok diyordu dedelerimden biri. Çocukların bu soruya bayağı bir iki arada bir derede kalarak cevap veriyorlar. Çünkü mantıken benim kurduğum aidiyeti kuramamakla birlikte çocuklarım bugün 25-30 yaşında. Gene de bir defadan İstanbulluyum demeyi de benimseyemiyorlar. Onlar daha çok semtler üzerinden tanımlıyorlar. Kurtuluşluyum diyorlar. Çocukluğum Yeniköy'de geçti diyorlar. Böyle tanımlar var. Ve muhtemelen bugün artık o jenerasyon için bu soru bizim zamanımızda olduğu kadar da geçerli değil. Onların ortamında artık çok fazla da belki onların yaş grubunda bu soru sorulmuyor. Ortamlarında ve yaş gruplarında. Şimdi bir söyleşinizde okul arkadaşlarınızın Türkiye'den ülke dışına gittiklerini, kariyerlerini Türkiye dışında yaptıklarını söylüyorsunuz. Ve bu durumu eksilme olarak tarif ediyorsunuz. Bu nasıl bir eksilme? Bu eksilmeyle Ermeni soykırımında her 5 kişiden birini kaybeden, bu Anadolu'nun eksilmesi arasında bir ilişki kurulabilir mi? Şüphesiz kurulabilir çünkü bu
Ermeni soykırımıyla beraber Türkiye coğrafyasında yaşanan eksilme Türkiye'nin ekonomik olarak, kültürel olarak fevkalade fakirleşmesine yol açmıştı. Peki siz de Ermeni fakirleştiniz mi arkadaşlarınız gittikten sonra? Tam da onu söylemek istiyordum. Ermeni toplumundaki eksilme de toplum olarak bizim eksilmemize, fakirleşmemize yol açtı. Birbirimizden güç alabileceğimiz çok değerli insanlarımız darmadağın oldular. Burada olduklarında burası kendi memleketleriydi ve kendi memleketlerinin sorunlarına tabii ki şimdi bulundukları ülkelerin sorunlarına, yaklaşımlarından çok daha farklı olacaktı. Şu anda bulundukları ülkelerde kendilerini yabancı olarak görüyorlar. Burada yabancı olarak görmeyeceklerdi. Ben kendimi burada hiç yabancı olarak görmedim. Birileri burayı kendi malı zannedip beni yabancı yerine koysalar da ben kendimi hiç yabancı yerine kimdir koymadım. Kimdir bu birileri? Milliyetçiler, faşistler. Buranın ezel ebed bir Türk yurdu olduğu gibi sandığa kapılanlar. Bu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Neden? Çünkü öyle bir şey değil. Buraya Türklerin geliş tarihi belli. Ermenilerin bu coğrafyada var olma tarihi belli. O yüzden yanlış. 1071 diye bir tarih var. 1071'den sonra, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkler buraya gelmişler. Buraya gelirken bu memlekette Kürtlerden, Türklerden önce Ermeniler de vardı, Kürtler de vardı, Rumlar da vardı. Bu coğrafyanın yerli halkları vardı. Şimdi akademik çalışmalar bize şunu söylüyor. Saha çalışmaları, özellikle mülteci kamplarında bu Suriye Savaşı'ndan sonra savaşı yaşayan insanlar var. Onların yaşadığı bir travma var. Bir de savaşı hiç görmeyen ama anne babaları, dedeleri, dayıları, amcaları, tanıdıklarının anlattıkları üzerinden bu olayları yaşayan, öğrenenler var. Şimdi çalışmalar şunu gösteriyor ki bu dinleyenlerin travması, yaşayanların travmasından daha derin. Bu çok ilginç. Şunu merak ediyorum. Yani sizin dedeleriniz, atalarınız, anne babalarınızın sizin bulunduğunuz sofralarda, ortamlarda, bayramlarda Ermeni soykırımının temsili nasıldı? Nasıl dile gelirdi? Nasıl anlatılırdı? Öncelikle aile üzerinden anlatılırdı. Benim hem her iki dedem hem her iki yani anneannem veya babaannem, nenelerim kalabalık ailelerden birer kişi kalmış insanlardı. Ve bu birer kişi kaldıklarını hatırlayacak yaştaydılar. En küçüğü 12-13 yaşındayken en büyükleri de 25-27 yaşındaydı. Kimisi çoluğunu çocuğunu kaybetmişti. Kimisi kardeşlerini kaybetmişti. Anne babasını kaybetmişti. Hepsi de birer kişi kalmışlardı. Kalabalık ailelerden. Babaannem de anlatırken, anneannem de anlatırken babasının mesleğinden bahsederdi. Çalışmalarından bahsederdi, abilerinden, kardeşlerinden bahsederdi ve bu ciddi bir travmaydı. Bu travma sürekli onlar tarafından hatırlanırdı. Hep denirdi ki işte abim şöyle yapardı veya babam şöyle derdi, annem şöyle yapardı. Bunlar hep hayatın içindeydi. O insanlar onları hiç unutmadılar. Fakat sizin söylediğinize örnek teşkil edecek bir anlatıyı nakledeyim aile içinden. Annem şunu söylerdi, biz ufak çocuktuk, bir de komşumuz vardı, onların gramofonu vardı. Onların da benim yaşadığım bir oğulları da vardı. Her pazar günü babaları gramofonu kucaklardı. Oğulları da plak dolu iki tane çantayı alır, bize gelirlerdi. Bahçede gramofon çalar, müzik dinlerdik. Ben o travmaları yaşamış, ailesini o şekilde kaybetmiş insanların nasıl bu eğlence ruhunu bulduklarına bir türlü akıl erdiremezdim derdi. Dediniz ya doğrudan travmayı yaşayanla anlatı üzerinden yaşayan arasındaki fark tam da burada. Bunun ama ben açıklamasını yapabiliyorum. Çünkü insanlar hayata tutunmak zorunda. Evet o travmaları yaşamış ama o travmalardan sonra dedemin 6 tane çocuğu olmuş anneannemin ve dedemin. O 6 tane çocuğun yükü var. Çalışacak, para kazanacak, ev geçindirecek, bunları okula gönderecek. Bütün bunlar hayata tutulmanın
şekilleri, hayata tutunmanın yolları, yöntemleri. Bunları yaparken de o plakların da dinlenmesi gerekiyor. Hayata kapatamıyorsunuz kendinizi. Bir yandan yeni bir nesil varsa siz artık o geçmişin travmasını içselleştirip karalar bağlayıp oturamıyorsunuz. Şüphesiz bunlar çok yaşama tutunmak açısından çok kıymetli anlatılar, örnekler, anılar. Bir de sizi korkutan çocukluğunuzda, ilk gençliğinizde bu aile ortamlarında bu o soykırımın nasıl gerçekleştiğine dair hakikaten böyle sizin zihninizde iz bırakan, travmatik etki yaratan bir anlatı, bir örnek, bir anı. En yaygın anlatı ya da en yaygın bende iz bırakan şey soykırıma uğrayan halkın bir koyun gibi boğazlanmış olması. Hemen hemen hiç direniş gösteremeden boğazlanmış olması. Bu bende çok derin bir acı yaratıyor. Çünkü insanlar konuşurlarken, anlatırlarken hayret edecek şekilde bir köyden bahsediyor ve köyde 3 tane kilise olduğundan bahsediyor. Ya 3 tane kiliseniz var da 50 tane mavzeriniz niye yoktu o köyde? 30 tane mavzeriniz niye yoktu? Eğer o 30-50 mavzer olsaydı tarihin akışı değişebilirdi. Bu insanlar kendilerini savunabilirlerdi. Bunların hiç olmaması, bütün anlatılar insanların koyun gibi boğazlandığı bir atmosfer. Yani bir jandarma geliyor, o zamanki ifadeyle zabıta geliyor, zabit geliyor. Kapıları vuruyor, hadi çıkın toparlanın gideceksiniz diyor. Ya da bir zabit önceden bir şehrin bütün erkeklerini toplayabiliyor. Dikenli tellerle çevrili bir alana hapsediyor. Ertesi günü de bir manga asker hadi yürüyün gidiyoruz deyip Erbaa şehrinin, Tokat'ın Erbaa şehrinin hemen dışında hepsini makineli tüfekle katledebiliyorlar. Ertesi günü de gelip kadınlara diyorlar ki toplayın çoluğunuzu çocuğunuzu yanına ne alabiliyorsanız alın buradan gidiyorsunuz. Ve kimse sesini çıkartamıyor. Bu bende çok ağır bir travma bırakmıştır. Bugün ne çarelere sahibiz bilmiyorum. 12 Eylül'ün ya da 12 Mart'ın belki de sıkı zamanlarındaydı. Bir dergide okumuştum. Nokta dergisindeydi galiba. Sosyolojik bir çalışma yapmışlar. Karanlık bir kıyafetli adam. Karanlık kıyafetli adam nasıl olur? Kışın ortasında güneş gözlüğü takmış. Fötr şapkanın siperliğini burnuna kadar indirmiş. Pardesüsünün yakalarını yukarı kadar kaldırmış. Onun yanında 2-3 kişi daha. Sultanahmet de milleti hizaya çekiyor. Öt, yat, sıraya gidin. Orada dur. Sen bu tarafa geç. Ve herkes uyuyor buna. Kimse demiyor ki kimsiniz, ne yapıyorsunuz? Sen kimsin? Yani bir baskı iklimi egemen olduğunda direncin nasıl azalabildiğini bir tek kişi çıkıp da orada 30-35 kişiyi bu vaziyette hizaya sokuyorlar. Fakat nasıl toplumsal bellek varsa bireysel bellek de var ve bu kişiler kendilerini hizaya çekenlerin kim olduğunu, kiminle iltisaklı, ilişkili olduğunu şüphesiz üniformalı olmasa dahi bunun bilincinde. Bilincindeler. En küçük bir karşı çıkışta da kendisini nelerin beklediğinde farkında. Yani hani şimdi sizin isminiz Pakrat. Okula gittiniz, askere gittiniz. İsminizle alakalı yaşadığınız bir takım anılarınız var mı? Sonra bu isim denilince de hani az evvel Tamzara ve Merik dedelerinizin oralı olduklarından Ezbiler oralı olduklarından söz ettiniz ve bugün isimleri bambaşka. Değil mi? Ve bulunduğumuz mahallede Ergenekon Mahallesi. Hani bunlar sizin için ne ifade ediyor? Tamzara'nın ismi değişmedi. Merik'in yeni adı nedir bilmiyorum. Ezbiler'se iki büyük bir köydü. Aşağı Ezbiler ve yukarı Ezbiler diye tanımlanan bugün Akıncılar ilçesi olarak geçiyor. Ama bölgede herkes Ezbiler'in neresi olduğunu biliyor. Tamzara ise dediğim gibi değişmedi. Şevin Karahisar'da halen Tamzara sadece statüsü değişti. Köydü, şimdi mahalle oldu. Tamzara mahallesi oldu. Birkaç yıl önce biliyorsunuz öyle bir düzenleme yapıldı. Hükümet birçok köyü mahalleye dönüştürdü. Tamzara da o şekilde bir mahalle tanımıyla ama aynı ismi koruyor. İsim meselesine gelince Pakrat, ben size gene bir şey anlatayım.
Eskiden pasaport müracaatı yapardık Emniyet Müdürlüğü'ne. Müracaatı yaptıktan sonra onlar derlerdi ki Perşembe günü gelin pasaportunuzu alın. Perşembe günü giderdik, yarım saat daha bekleyin, birazdan söylenecek, okunacak. Biraz sonra bir polis bir sandalyenin üstüne çıkardı. Elinde desteğiyle pasaportlar, tek tek isim okur. Ahmet Velioğlu benim der, alır pasaportunu. Mehmet Şabanoğlu benim der, alır pasaportu. Kimse de ilgilenmez, kendi adı olmayınca kimse ilgilenmez. Ama Pakrat Estukol dediğinde bütün kafaların bana döndüğünü görüyorum. Bu ilginç bir ruh hali. Son derece doğal. Doğallığına hiçbir şey demiyorum. Orada Antonio bilmem ne dese gene kafalar dönecek. Pakrat'ın çünkü Ahmet Mehmet olmadığı hemen sırıtan bir şey. Bugün tam da ilginç bir noktaya değindiniz. Ben bunu söylemek istiyorum. Birçok Ermeni böyle bir tablo yaşanmasın diye çocuklarına Türkçe isim koymaya başladılar. Kimi Serdar diyor, kimi Burak diyor, kimi Arda diyor. Bu isimlerle göze batmamayı ümit ediyorlar artık. Evet. Peki bir Ermeni genci ya da çocuğu Talat Paşa İlkokulu'nda okursa ve bir süre sonra tabii küçük küçük de kimin ne olduğunu, kendinin kim olduğunu, bu okula ad veren kişinin ne olduğunu tabii şüphesiz öğreniyor. Öğrendiği vakit ne hisseder? Vallahi ne hisseder bilmiyorum ama iyi bir şey hissetmeyeceği neden? Muhakkak. Çünkü bakın tesadüfi değildir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 33 kurşun diye bir hikaye vardır. Van'ın Özal ilçesinde 33 Kürt General Muğla'lı kışlası var malumunuz biliyorsunuz. Bunu söylemek istedim. Evet. Niye Van Özalp'a bir de General Muğla'lı kışlası yapma ihtiyacı duyuluyor? İşte Talat Paşa İlkokulu'nun bulunduğu yerin de Ermenilerin yoğun yaşadığı yer olmasıyla ilintisi buradan geliyor. Bunun yani, ne amaçlanıyor? Ezmek. Ezmek. Sürekli olarak ezmek. Bu aslında Türklerin icat ettiği bir akıl değil. Peki bu ezmek, isimleri değiştirmek işe yarıyor mu sizce? Yarıyor tabii. Hafızayı bulandırıyor. Yani ezmenin, yok etmenin pek çok yolu, yöntemi var. Hele bu coğrafyada çok fazla örneğine tanık oluyoruz ne yazık ki. Ve egemenler, otoriteyle bir biçimde iş tutanlar, ittifak içinde olanlar, kimi zaman devletin bizatihi kendisi katlediyor. Bazen katletmekle kalmıyor. Sizin tabirinizle burnunu sürtüyor. Hı hı. Bu burun sürtmek, burun sürten kişinin ruh haline dair bir yazar olarak, aynı zamanda bir yazarsınız ki yazarlar insan ruhunu çırılçıplak soyarlar. Onun ne olduğunu bize gösterirler denir. Yani siz de bir yazar olarak, yazar kimliğinizle bu burun sürtmek şunu söyleyeyim size, ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tarihten bildiğimiz bir hikaye var. Anibal, komutan Anibal Kartaca'yı fetheder. Kartaca'ya savaş ilan eder. Gider Kartaca şehrini ele geçirir. Şehrin bütün zenginliğine el koyar. İnsanlarını kılıçtan geçirir. Sonra ne yapar biliyor musunuz? Kartaca şehrinin toprağına tonlarca tuz döker. Orada bir daha ot bile bitmesin diye. İşte burnunu sürtmenin arka planında olan budur. Romalıların geliştirdiği bir tepkidir bu. Türkiye Romalılardan çok şey öğrendi. Türkiye öğrendi derken Romalılardan, Bizans'a, Bizans'tan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarılan bir tarzı siyasetten bahsederim. Ben ezmek. De tam onu söyleyecektim. Yani bu Cumhuriyetle mi başladı diyecektim. Hayır. Bunun bu anlamda önceliği var. Evet. Cumhuriyetle başlayan en önemli şey Türk milliyetçiliğidir. Cumhuriyet öncesinde bu coğrafyada din faktörüydü belirleyici olanlar. İnsanlara dininden dolayı ayrım yapılırdı. Makbul vatandaş Müslüman olandı. Milleti mahkûme diye tanımlanan da Müslüman olmayandı. Bu Hristiyan olabilir, Yezdi olabilir, Yahudi olabilir. Bunların hepsi Müslüman olmayanlar
milleti mahkûme Müslüman diye tanımlananlar, Alevi Kızılbaş olabilir. Onların hepsi milleti hakime, mahkûmeydi. Müslüman olanlarsa milleti hakime. Ayrım bunun üzerineydi. Nitekim mesela bu coğrafyada hem Şinlilerin Müslüman olması veya buralı Gürcülerin Müslüman olması 300 ile 150 yıl arasında değişen bir geçmişe dahildir. Lazların Müslüman olması. Bu adamlar Müslüman olmakla birlikte Laz olmaktan, Gürcü olmaktan veya Hemşinli olmaktan çıkmadılar. Ama Cumhuriyet'le birlikte Müslümanlığın tamamlayıcı gücü Türkleşmekti. Osmanlı döneminde böyle bir ayrım yoktu. İnsanlar Müslüman olsa da Türkleşmiyorlardı. Ama Cumhuriyet'le birlikte bu adamların diline yasak Cumhuriyet'le geldi mesela. Şimdi tam bu noktada Cumhuriyet'le birlikte vatandaş Türkçe konuş diye bir kampanya başlatıldı. Hani bir kültür dilde taşınır. Bir kültürü anlamanın yolu o dili bilmekten geçer. O dilde üretilenleri bilmekten geçer. Bu vatandaş Türkçe konuş kampanyasına dair, uygulamasına dair neler söyleyebilirsiniz? Cumhuriyet ülkeyi ulus devlet olarak tahayyül etti. Ulus devlete gitmek için zaten daha Cumhuriyet'in ilanından önce kimi operasyonlar yapıldı. Bu operasyonların en önemlisi şüphesiz ki Ermeni soykırımıdır. Ama Ermeni soykırımına paralel olarak Pontus soykırımı, Süryani soykırımından da bahsetmek mümkün. Bu coğrafyaların Hristiyan halkları ülkeden uzaklaştırıldı. Süryanilerin örneğin dini önderliği Mardin'deyken Şam'a taşındı. Pontus Ermeni Rumları çeteciler eliyle tasfiye edildiler, ülkeden uzaklaştırıldılar. Aynı şey Ege Rumları için de söz konusu. Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllara gelinceye kadar ülkede Hristiyan ciddi bir unsur kalmamış oldu. Geriye kalan farklı etnik unsurların Türkleştirilmesiydi. Türkleştirmek için de bu adamların kimliğinin aşındırılması gerekiyordu. Burada en önemli operasyon tabii ki vatandaş Türkçe konuş kampanyasıyla ana dillerinin yasaklanmasıydı. Biz bu vatandaş Türkçe konuş kampanyasını çocukluk yıllarından hatırlarım. Bize ailemiz uyarırdı, annemiz babamız ki sokakta Ermenice konuşmanız gerekmiyor. Ermenice evde konuşuruz, sokakta Türkçe konuşun. Biz bunu sadece bizlere yani Ermenilere veya Rumlara uygulanan bir baskı olarak zannederdik. Sonra öğrendik ki hayır, Müslüman birçok halk da aynı baskıya uğramış. Örneğin Hemşinliler. İlkokulda bu çocukların da kendi dilleriyle konuştuklarında dayak yemeleri söz konusu olmuş. Kürtlerin, Çerkezlerin yani Çerkezce konuşmak, Pomakça konuşmak, Boşnakça konuşmak, Abazaca konuşmak, Ermenice konuşmak kadar lanetli bir şey haline gelmiş. Şimdi Diyarbakır'da çok ilginç bir olay, trajikomik bir olay aslında. İşte vatandaş Türkçe konuş kampanyası etrafında sokakta Kürtçe konuşmak yasak. Bir amca da işte köyden Diyarbakır'a Ahmet'e geliyor. İşte Kürtçe konuştuğu için işte onu karakola götürüyorlar, ceza kesiyorlar. İşte diyelim ki 5 lira. O çıkarıyor cebinden 50 lira veriyor. Al evladım diyor. Benim bugün akşama kadar işim var diyor. Çok konuşacağım. Kürtçe konuşacağım diyor. Böyle de bir trajikomik bir hadise yani. Hani uygulanamayacak bir şey aslında yani. Hani şimdi başka bir trajikomik anlatayım. Bunu yeni anlattılar bana. Hem şimdi bir arkadaşım anlattı. Bunlar ailece Hemşin'den büyük şehre göç ediyorlar. Hemşin'deyken bizim karşıtımız olanlar Lazlardı dedi. Biz Lazları sevmezdik. Lazlarla daima çekişme halindeydik. Ama ne zaman ki büyük şehre göç edeceksek babam bana dedi ki o zaman ben 12 yaşında falandım. Bana dedi ki dedi kimsin neredesin diye sorduklarında Laz'ımdı. Çok yadırgamıştım dedi. Çünkü biz o yaşa kadar sürekli Lazlarla karşıtlık üzerinden kendimizi tanımlıyorken yani babası bilinçaltında şunu biliyor ki Hemşinli demek birçok yerde onun Ermeni kökenli olmasına dair bir gönderme barındırıyor. O yüzden lazım demek daha güvenli bir şey. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Siz yazar ve gazeteci kimliğinizle bu soruyu yanıtlamanızı rica edeceğim. Şimdi yaklaşık
tarihsel kökleriyle birlikte neredeyse 200 yıla yakındır bir sorun var. Tabii ki bu sorun zaman zaman ivmeleniyor. İşte 1915 önemli bir kırılma bu sorunla alakalı. Bu sorunun Türkçe edebiyatta, Türkçe sinemada ve akademik çalışmalardaki temsilini sıklıkla her şey siyaset kurumundan beklenir. Bütün sorunların müsebbibi siyaset kurumu olarak görülür. Peki bu ülkede siyaset kurumu dışında akademi var, değil mi? Yazarlar var, sinemacılar var. Bu Ermeni meselesinin buralardaki temsili nedir? Çok anlamlı bir yere değindiniz. Bu çok önemli çünkü. Burada başka şeyler bekliyorken ben bunu bütünüyle Kemalizmin ağır etkisine bağlıyorum. Atatürkçülük veya Kemalizm Türkiye'de sol düşünce, özgürlükçü düşünce, laik düşünce sahibi insanları o denli etkiledi ki bu gerçekliğe kolayca çok uzun yıllar boyunca sırtlarını dönebildiler. Bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli yazarlar var. Bizim eserlerini severek okuduğumuz yazarlar. Bir kısmı köy enstitüleri çıkışlı. Bunların büyük bir çoğunluğunda hiç böyle şeyler olmamış gibi bir atmosfere tanık oluyoruz. Oysa yaşanan dediğiniz gibi çok ciddi bir travmadır ülke içerisinde. Çok ağır bir travmadır. Bu travmanın edebiyatta mutlaka yansıması olmalıydı. Ama biz bu yansımayı istisnalar dışında göremiyoruz. İstisnalar derken kastettiğim kimdir? Başta Kemal Tahir olmak üzere. Çok nadir satırlarıyla Yaşar Kemal. Ömer Polat'ın Saragöl romanını mesela hemen aklıma getirebiliyorum. Ve bu kadar. Ondan sonra Fakir Baykurt'undan Orhan Kemal'ine kadar, Talip Apaydın'a kadar çok geniş bir yazarlar yelpazesinde hiç bunun izine rastlamıyoruz ve bu normal bir şey değil. Yani o bu travmayı iklim, görmek gerekiyordu. Yani bu iklim devam ediyor. 2000'li yıllarda görece yani iyileşen diyelim. Hani ortamda biliyorsunuz Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Kaldı ki akademinin gerekçesinde şu söylendi. Batı orijinli roman sanatına yeni olanaklar kazandırdığı için. Hı hı. Yani hani bu yüzden verildi Orhan Pamuk'a. Ve pek çok insan, Orhan Pamuk'tan bir satır dahi okumayan pek çok insan koro halinde sen Nobel Edebiyat Ödülünü aldın çünkü işte Ermeniler ve Türklerle ilgili. Ermeni öldürüldü, 200 bin Kürt öldürüldü. Sonra Füsun Akalı da bir makale yazdı denemeci. Dedi ki Orhan yorum yapmıyor. Orhan Pamuk bilgi veriyor ve bu bilgi doğru bir bilgi. Şimdi bu iklim devam ediyor. Hı hı. Yani bu iklim ağır iklim devam ederken edebiyatta, sinemada ve akademide bunun temsilinin gerçekleşmesi de zannederim biraz daha güç ve zamana ihtiyaç var. Herhalde öyledir. Başka türlü nasıl açıklayalım? Çünkü akademi dediğimizde de Cumhuriyet ideolojik olarak çok kuşatmacı bir siyaset izledi. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Varlık Dergisi, bunların hepsi, kimisi resmi devlet kurumları, kimisi özel kurumlar, Cumhuriyet Gazetesi falan, hepsi aynı mecraya çok fazla hizmet ettiler ve öbür tarafta da baskılanmış bir halk vardı. Bugün Ermeni edebiyatı dediğimizde Türkiye'de 25 yıldan beri bir pencere var, bakıyoruz. Aras Yayıncılık diye bir yayın evi var. Bunun yayınladığı kitaplar var. Bu kitaplardan bir sürü şey okuyabiliyoruz. 25 yıl öncesine kadar neredeydi bu? Ve biz Türkiye'li Ermeniler niye yazarlarımızı hiç tercüme etme ihtiyacı duymadık en iyi bildiğimiz dile? Ben de tam burayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani hani biz şunu biliyoruz. Yani insan yaşamında, toplumda, tarihte hiçbir şeyin tek sebebi yoktur. Şimdi devlet böyle 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 yaptı. Fakat bunu kimlerle yaptı? Yani hani bunu kimlerle yaptı? Burada yaşayan insanlarla yaptı. Şüphesiz. Bir biçimde bunlar bir tür ortaklık, bir ittifak. Yani bu suçlarda bir tür işte suç ortaklığı. Çok önemli bir noktaya değindiniz bu suç ortaklığı. Yani bu zaman zaman romanında bu konuyu görmezden gelen bir yazar için de geçerli.
bir akademisyen için de geçerli. İster tarih yazsın, ister sosyoloji yazsın. Bu suç ortaklığı ifadesi çok anlamlı çünkü bu işler olup bittikten, her şey durulduktan sonra, memleket ekonomik olarak da çöktükten sonra artık bir yeni inşa süreci vardır. O bir yeni heyecan da getiren süreçtir. Biz Cumhuriyet nesilleriyiz derken yeni bir şevki ifade ediyorlar. Ama örtülmek istenen çok ciddi bir şey var. O örtü meselesi kendi içerisinde zaten ötekileştirmeyi, düşmanlaştırmayı da getiriyor. Baskın Orhan'ın çok ilginç bir tespiti var. Şöyle diyor. Ermeni nefretinin en yoğun olduğu yerler aynı zamanda Ermeni soykırımının en şiddetli uygulandığı yerlerdir. Evet. Yani o suç psikolojisinin telafisi için böyle bir yöntem. Şimdi Söz ve Yaşam programının ilk konuğu sizdiniz. Ve son olarak paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Ve bu programa dair söylemek istedikleriniz var mı? Öncelikle şu yaptığımız söyleşiden yola çıkarak derinlikli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Kapsamlı bir sohbet olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bundan sonraki programlarımızda da bunun artık bir ölçüt olacağını öngördüğüm için size başarılar diliyorum. İnşallah keyif alacağımız programlar izleyeceğiz önümüzdeki dönemde evet, de. Evet, hayırlı uğurlu olsun çalışmalarınız. Teşekkür ederiz. Biz de işte o yeni sayfanın açılmasına, bu yaşadığımız sorunların çözülmesine dair bir perspektif oluşturabilir miyiz? Bir kapı aralayabilir miyiz? Bu anlamda da bizim bir katkımız olabilirse şüphesiz ne mutlu. Sevgili izleyiciler, Söz ve Yaşam programının sonuna geldik. Bugün sevgili Pakrat Estukyan bizim konuğumuz idi. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Sevgiler.